Adana Yüreğir'de özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis aracı hedef alındı. Sabah 7.10'da aracın geçişi sırasında el yapımı bomba patladı. Biri polis, 4 vatandaş yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül olay yerine gitti. Şu an itibariyle terör büroda görevli iki Cumhuriyet Savcımız olayı soruşturması ile ilgili görevlendirdi. Onlar da şu an olay yerinde de. Olayın terör saldırısı olabileceği belirtiliyor. İlk aldığımız bilgilere göre, ilk değerlendirmelerimize göre bir terör saldırısı olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Şu an itibariyle çok şükür gerek polis memurlarımızdan gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralı olan vatandaşlarımız var. Yaralıların sağlık durumu iyi. Hafif yaralı vatandaşlar taburcu edildi. Aslında Adana'da facianın eşiğinden dönüldü. Güvenlik güçleri zırhlı araç sayesinde saldırıyı hafif yaralarla atlattı. Zırhlı araçlar Ankara ve Diyarbakır'da yaşanan hain saldırılar sonrası zorunlu hale getirilmişti.